Merhaba arkadaşlar. Boksta nasıl başarılı olunur? Boksta başarılı olmak için neler yapmak gerekir? Nelere dikkat etmek gerekir? Arkadaşlar, boksta başarılı olmak istiyorsanız öncelikle kopyalayacaksınız arkadaşlar. Çok izleyeceksiniz. Tabii kendi stiliniz olacak. Kendi boksunuz olacak. Ama başarılı boksörleri çok izleyeceksiniz. Veya spor herhangi bir branşında da öyledir. Mesela boksta olimpiyatları, dünya şampiyonalarını, Avrupa şampiyonalarını hepsini izleyeceksiniz. Bakacaksınız başarılı boksörler nereden nasıl vuruyor, nasıl bir taktik uyguluyor. Buna göre de kendinizi geliştireceksiniz arkadaşlar. Bunun dışında herkesten çok çalışmaya dikkat edeceksiniz. Eğer şampiyon olmak istiyorsanız, şampiyondan daha fazla çalışırsanız siz şampiyon olursunuz. Onun için de her şey çalışmakta biter. Bir de o çalıştığınızı ringe yansıtmakta biter. Çoğu kez bunu ben yapamıyordum arkadaşlar. Antrenmanlarda çok çalışıyordum ama kimi zaman yansıttığım zaman zaten ringde fırtına estiriyordum. Ama çoğu zaman da maçtan psikolojik ben kopabiliyordum. Bu da beni maç esnasında kötü bir boksör gibi kimi zaman göstertebiliyordu. Tabii bunlar boksun içinde var. Yani boksta her şey olabiliyor yani. Sonuçta o gün gününüzde olmuyorsunuz. Yani maç yapmak istemiyorsunuz. Bunlar var. Tabii isteseniz istemeseniz de o gün o maça çıkacaksınız. Çıkmak zorundasınız. Sağlık sorunu yaşamadığınız sürece. Yani diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Düzenli çalışmaya dikkat edin. Süreli çalışmaya, süreli hareket edin. Bir de bol bol müzik dinleyin. Yani sosyal hayatın da içine girin, dışında bırakmayın kendinizi. Kafanız rahat olsun. Her türlü bu işi başarırsınız. Yani şampiyon olan, yani anasının karnından şampiyon doğmuyor da sonuçta çalışarak, mücadele ederek şampiyon oluyor. Yani diğer sporcular gibi. Yani bu konu hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Tabi ilerleyen zamanlarda sporla ilgili, boksla ilgili çok farklı yorumlarım olacak. Yani siz de eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda da bilmek, öğrenmek istediğiniz bir şey olursa, yani bilgilerim dahilinde size yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Şimdilik yayını kapatıyoruz.